Star Trek yine geldik. Üçüncü sezon 19. bölüm. Evet. Kaptanın tatili. Bir, <laughs> her yer Covid. Her yer kapalı. Kaptan tatile gidiyor. Ah ne güzel iş. Bozdu Picard. Valla 3 sezondur adam ilk kez bir tatile çıkıyor abi. <laughs> Onun da işi zor. Valla oğlum bu bölüm e, bu arada küçük de bir ara verdik bir süredir. Arada hemen şeyden de bahsedeyim. Bölüme girmeden önce e, aslında 3. sezonda bütün bölümleri konuşuyorduk ama 18. bölüm olan Allegiance'ı atladık çünkü <laughs> en son kaydımızda konuşmaya çalışıp 5. dakikanın sonunda oğlum bu bölümde ne konuşacağız biz deyip <laughs> kapattığımız bir kayıt oldu. Ay evet ya yani. Ya, ya orada da bir şey olmuyor. Bir şeyler mu? oluyor. Aynen. Yani. Ya i̇şte böyle oluyor bir şeyler oluyor falan tarzı bir e, bölüm yani gerçekten arkadaşlar Allegiance hakikaten unutulur, unutulur. Unutulur ve yaşanır bir bölümdü yani. O yüzden gelin unutulmaz bölümlerinden bir tanesi Next Generation. Captain Solid'e bölümüne geçelim. O kadar unutulmaz mı oğlum bölüm? Sen istedin. ben de hadi alalım dedim ama. Böyle şey gibi geldi bana bölüm. Ya işte kaptan da bir tatile çıksın. <laughs> Riker da çapkınlık öneriyor buna falan daha gitmeden. Bak kaptancım sana şimdi bir şey vereceğim. Bunu oraya koyacaksın böyle kızlar coşacak falan tarzı. <laughs> Troy da bunu Abi. şey diye gazlıyor. Dört bir yanın hayın dolu. Tatile git kaptan falan deyip yolluyorlar. <laughs> Vallahi sen nasıl buldun bölümü onu, onu bir anlat merak ettim. Vallahi ben bölümde yani Ferengi'den sıkılıyorum ben. Yani Ferengilerin Aha. hep aynı tip böyle gelip he şimdi... Şimdi seni yedik kaptan. Hadi <laughs> bakalım. Gayseriler bastırmayı siver ha falan diye böyle. <laughs> Sen, sen bir Kayseri'li olduğun için Ferengiler'de <laughs> rahatsız oluyor musun abi? Yani? Galiba böyle bir küçük ırkçılığım var Ferengiler'e karşı. Yani... şey, yanlış yansıtıyorlar falan gibi mi oluyorsun bilmiyorum. <laughs> evet abi Kayseri'yi bir kere yanlış yansıtıyorlar. Orada çok büyük bir hata vardı. <laughs> Yok lan ne, öyle düşüneceğim. Ama hep devamlı böyle bir çakallık ittik var. Ha, tamam Ferengi geldi. Bir çakallık var mı bölümde diye. Ya onun dışında biraz da şeye giriyor bölüm böyle işte memeler, popolar falan böyle bir anda her şey Aa. saçılıyor. Böyle bir işveri işveri nereye geldik falan oluyorsun. Yani ilk sezondan beri böyle bölüm pek olmuyordu. Hani hatırlar mısın şeyde o benim sevdiğim bir bölümde o adalet sorgulaması vardı işte çıplaklar gezegenine Aha. gidiyorlardı falan. <gülüyor> <gülüyor> evet evet evet. Ondan Justice bölümü. Aynen Hı. Justice bölümü. Ondan sonraki herhalde en e, erotik bölümlerden biri bu da. O yüzden böyle ee, aradayım yani bölümle ilgili. Şey çok ilginç. Ya bu bölümle alakalı ilginç olan şey şu. Hiç Star Trek bölümü falan değil ya bu artık böyle bir. Hı. Yani çok ilginç bir bölüm. Yani e, ve böyle çok ilginç bölümler ara ara çıkıyor e, TNG'de. Çünkü sonuçta şeyiz ya. Televizyonda yayınlanıyoruz ya. Yani bak bu bu aslında şey çok ilginç. Şimdi bugün işte streaming platformlarında eee Mandalorianlar olsun, Netflix'in bizi alıştırdığı diziler olsun ee, ...artık şey öğrendiler ya... ...yani bir streaming platformunda sen yayın yaptığın zaman... ...meraklısı izliyor onu gibi bir durum var ya. Tabii seven, bilen izliyor. Ya seven izliyor, bilen izliyor. Öte yandan... ...bu 10 yılın başında biliyorsun... ...Game of Thrones diye bir şey vardı. Game of Thrones televizyon dizisiydi her türlü çıkışında. Ve televizyon dizisi olduğu için... ...abi bu bölüm kimse sevişmedi. Abi bu bölüm hıyanet olmadı. Abi bu bölüm drama olmadı. Game of Thrones bunun belki de en iyi örneklerinden biri bu arada. Şey değil yani... E, kötü diye söylemiyorum ama Televizyon drama istiyor ya Tabii. İşte Next Generation'da ara ara böyle televizyon bölümleri var Yani şey gibi düşün e, O zamanın Dünyası şu ya adam hani kanalları geçiyor böyle program, P artıya bastıkça böyle Bu kanala geçiyor bu kanala geçiyor Burada bir bakıyor aa güzel bir kız Sahillik bir yerde öpüşüyorlar bir tane de yaratık var Onların peşinde kovuluyor falan Ulan diyor nasıl bir yere denk geldik <laughs> diyor tamam mı Totara itham bölüm... ediyor Evet bu bölüm ama totale de hitap ederken böyle ilginç bir şekilde biraz da Picard bölümü. Ee, yani bu bölümle alakalı benim en sevdiği şeylerden bir tanesi Picard'ın ta kendisi. Picard'ın e, herhalde ben bu bölümde en çok şununla bağdaşım kuruyorum. Deniz kenarı yazlık bir yere gidip kitabını okumak isteyen adam modeli vardır. Böyle <laughs> anladın mı? Hiç karıda kızda gözü olmayan. Sen geldin aklıma biliyor musun? <laughs> Tatil sevmeyen ama tatile gidip... <laughs> <laughs> Sırf kitap okuyan adam. <laughs> Aynen. Yani ben ben bizi tatil sevmem. Beni hep bir zorla tatile götürme durumu olur eşimin filan. Bir de böyle tatile gittim bir de hakikaten deniz kenarında, havuz kenarına oturup kitabımı okuyayım anladın mı? O bir gireyim çıkayım en fazla bir serinleyeyim. Sonra kitabımı okuyayım. Yani onda da genelde rol yapma ünlü setin kitapları alıyorum. Onu okuyorum böyle tamam mı? Yani o kadar empati kurdum ki <laughs> Picard'la burada. Adam gidiyor oraya oturuyor. Yok işte Riker diyor ki ya şunu tak abi filan karı kız üstüne gelsin. Bir de böyle Picard'a sulanıyorlar. Picard böyle ne alakası var ya falan deyip böyle <laughs> hiç o işlerde de gözü yok. O halleri hoşuma gidiyor. Horguan ee, diye bir şey veriyor buna evet. Horguan'ı koyunca kadınlar geliyor böyle falan. <laughs> ha falan ee, işte oranın öyle bir hizmeti varmış falan. Yani ondan sonra da bir anda iş şeye çekiliyor. Ne derler? Bir arkeolojik maceraya dönüyor. Bir e, Indiana Jones macerasına dönüşüyor. Evet orada Indiana morganlar Jones macerasına... çıkıyor. Ha Indiana Jones macerasında zaman yolculuklu bilmem neye bağlıyor. Indiana Jones macerasında da tabi işte işte totale gidiyoruz ve Indiana Jones falan 80'lerdeyiz ya. 86 87'deyiz galiba bu bölümde. Hı -hı. Hemen de oraya güzel bir kız böyle anladın mı ateşli böyle bir aa 90'daymışız bu, bu bölüm itibariyle 90'ların başında şu anda. <laughs> evet. 90'ların başı itibariyle bir tane de böyle saçı kaşı güzel ama aşırı 90'lar bir kız 80'ler bir kız veriyorlar kaptanın yanına. O da böyle ona hava yapıyor naz yapıyor cilve yapıyor falan beraber kazıya mazıya gidiyorlar abi şeyle beraber, ferengiyle beraber. Ferengi ile beraber bunlar kazarken Ferengi aniden çıkıyor kazın bakalım <laughs> kendi mezarınızı kazdıracağım size falan diyor Sof. İzlerken şey oluyorsun böyle abi uzayda mıyız next generation'da mıyız ne oluyor şu anda bin yıllık kovboy macerası gibi olaylar cereyan ediyor şu anda. Ya evet, evet, yani hikaye biraz ilginç. Ee, aslında orası biraz ilgimi çekti. organlar geliyor işte. E, neydi aletin adı? Tox Utat diye bir aletten bahsediyor. Hmm. Efsanevi bir araçtı. Işte. Ya çok da detayını anlatmıyor ama işte 27. yüzyılda keşfedilen çok önemli bir alet falan diye anlatıyor. Orada ya işte 44 işte bir e, şey aynen. Bir whatever. Ha. Çok çok bir e, şeye de yaramıyor. İşte biraz Star Trek'in 3. sezon sonuna doğru böyle şeyler ...bir tık sıktı beni böyle... daha ...çok büyük şeyler oluyor... ...sende de bunu daha önce konuşmuştuk... Hmm. ...ama hiçbirinin e, toplamda bize bir... ...değeri anlamı yok şu ana kadar... ...yani oluyor evet bir alet var... ...ve alette vermiyorlar... ...Indian Jones macerası neşeyi... ...onlar da öyle gidiyor... ...peki falan deyip Tabii. sen de kapatıyorsun bölümü... <laughs> e o böyle Star Trek'te var baya ya... ...yani gerçekten şey... ...çok çok büyük olaylara denk gelip... ...çok büyük olayların dahili olup... ...bir şekilde statikoyu koruma durumu... ...Star Trek'te çok fazla yani edecek... O böyle birazcık sıkan bir şeydir. Hatta bazen şeyi düşünüyorum. Yani e, bundan önceki bölümlerimizden bir tanesinde konuşmuştuk ya. Bir işte unstable portal buluyorlar ve öbür hmm. tarafına gitmeye çalışıyorlar. Yine ferengiler geliyor pazarlık ediyor bilmem Evet, biz alacağız bunu falan diyorlar. Yani iyi yazarlar için aslında bu bölümlerdeki herhangi bir küçük detay e, başka kocaman bir dizinin ana senaryosu olabilir. Mesela bunun işte daha önce de söylemiştim. En büyük örneklerinden bir tanesi ee, o Unstable Portal teorisinin daha sonra Deep Space Nine dizisinin ana senaryosu haline yani 7 sezonluk senaryosu haline gelmesi gibi bir konu var. Ee, Star Trek gerçekten biraz bilim kurgu seyircisini bilim kurguya o kadar çok doyuruyor ki dediğim gibi kimi bölümde harcanan senaryolardan başka taraflarda diziler filmler çıkıyor. Arada harcıyı veriyorlar bir takım konsept ve fikirleri. Bu çok ilginç bir şey. Bu böyle Next Generation şey gibi yani. <laughs> Açık büfe gibi yani anladın mı? Hani böyle hani normalde gidip bir şey sipariş edersin. Bunlarda 60 çeşit var. Hepsi de lezzetli ama küçük küçük var hepsinden böyle tadım menüsü gibi. Dediğin gibi burada da gelecekten gelen adamları bilmem neyle engelliyorlar da öyle ediyorlar böyle ediyorlar. Bin tane iş oluyor yani. Ki alet de önemli yani nükleer reaksiyonu durdurmak kabiliyetine sahip kuantum faz önleyicisi falan böyle <laughs> şey hmm. bir şey yani. E, gezegenlerde işte stabilize olmayan bir durum olduğunda onu engelleyebilecek bir durum var. Ha bir noktada belki işte senin verdiğin örnek gibi oradan bir fikir çıkar ya da ilerleyen sezonlarda bunu bir yerde kullanırlar mı? Ya da bu atıyorum burada olan aletin işte yapısı Picard'a bir fikir verir işte onu Wesley'e aktarır. Wesley de aa evet kaptan bunu böyle yapabiliriz der mi? Falan hani bunlar için belki bir kapı açabilir. Ama tabi bu dizi tabii toplamda öyle bir yola pek gitmiyor ama bakalım göreceğiz zaten bu sezonun sonu falan da bayağı ilginç yavaş yavaş bitiriyoruz sezonda oralarda yine konuşuruz şey de çok iyi Bu arada bu bölümün finaline doğru bu şeyi yok etmek için tok su tatı yok etmek için Enterprise'e emir verip onu kullanıyor ya Hı, evet. yani şey de çok ilginç geliyor neticede adamın yörüngede gemisi var yani Anladın mı uzay gemisi kaptan olmak <laughs> biraz gaz bir şey gerçekten de yani Orada bekliyor bir de emrinde yani duruyor. <laughs> tabi tabi Aynen yani şık diye emri verdi mi oradan hemen yok teleport atıyor. Demek ki bomba da attırır her şeyi attırır yani aslında. Şey ilginç. Ee, yani kaptan tatilde çok ilginç bir şey aslında. Hani yetkilerini bırakmadan tatile gitmiş falan gibi ilginç bir detay benim orada dikkatimi çeken bir şey. Ee, bir de dediğim gibi ben de böyle çok tatil yapmayı sevmeyen birisi olarak son yıllarda hayatımda ulan arada sırada bir tatile gitmezsek kafayı boşaltamıyoruz iyi olmuyor aslında fark ettim. Bu bölüm o yüzden böyle birazcık bana dokunuyor ucundan yani. Bir de tatile gitmeden önce küçük bir detay daha vardı onu da söyleyeyim. Troy, Diana Troy diyor ki annem gelecek. Ha tamam o zaman falan deyip birkaç çok hızlı ikna alıyor. <laughs> 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 ee, şey bölümlerini geçtik biz çoğunlukla burada açıkçası. Ee, ne derler? Annesi ve diğer. Ha, aynen Troy'un anası bölümleri var geçtiğimiz sezonda iki tane vardı onları geçtik. Bu sezon da bu var. bölüm bu sezon bir tane aldık artık alacağız yani ilerleyen bölümlerde bir tane konuşalım dedik. Luxana Troy ve akıl almaz maceraları şeklinde. Yani işte bunlar hep dediğim gibi abi kanaldan kanala zaplarken A dizisinden Next Generation'a geçenleri de kaybetmeyelim tarzı bölümler var. Bu bölüm biraz öyle bir bölüm ama işte şey açısından da akılda kalıcı. İşte Picard böyle bir kızdan hoşlanıyor. Kızın ismi Vash böyle bakıyor Vash falan diye bakıyor. <laughs> Anladın mı? Böyle bir ne oluyor lan? Nasıl bir Next Generation bölümündeyiz. Hiç kimse gelip kaptan bilmem ne sinyallerinin endoplazmik radikulumları ikiye bölersek zaman <laughs> kazanabileceğimize inanıyorum falan diyen hiç kimse yok ya. Yani yok hiç yok. <laughs> böyle bir e, yan öykü tarzı. Şey de çok ilginç geliyor bana. Mass Effect e, oyun serisi var. Sen, sen oynadın mı hiç Mass Effect'i? Mass Effect'i şeyi bekliyorum şimdi. Bu yeni yenilenmiş versiyonu gelecek ya onu bekliyorum. Oynayacağım. <laughs> ben oynamadım daha önce. E, şu açıdan çok hoşuna gidecektir. Mass Effect Aksiyonu bol, romantizmi bol bir Star Trek gibi. Aslında benim Star Trek Discovery'den e, yani böyle yeni çıkan Star Trek dizilerinden beklediğim şeyin tadını Mass Effect çok iyi tutturmuştu. Bir böyle ana senaryoya bağlanan ama bir yandan da küçük küçük e, şey maceraları yaşatan e, ekiple beraber geri geldiğinde sahada geri geldi uzay gemisinde türlü maceralar yaşatan bir e, güzel seri Star Trek şey Mass Effect aslında. Yani ya, şimdi yıllar da. üzerinden geçince şeyi çok daha iyi fark etmeye başladım. Yani Mass Effect'in ne kadar iyi bir Star Trek devamı olduğunu. Yani Star Trek değil ruhen ama e, iyi bir Star Trek, güncel Star Trek diyelim. Yani bugün hani Netflix Discovery çıkarttı ve işte çok gömüyoruz falan ya inşallah Hı. bir gün Next Generation'ı bitirip oralara da geliriz. Evet. Ya, Mass Effect bir de bunu ayarını iyi yaptı hani daha gençlerin bugün bugünün hani 20 şey, 20-30 yaş grubunun next generation izlemeden seveceği bir starterayım ve aynı zamanda Mass Effect becermişti. Ve hatta şöyle söyleyeyim Mass Effect'in bunu becermesindeki en büyük en büyük paylardan bir tanesi de e, aslında bu Captain Holiday gibi bölümleri de işin içine katması. Çünkü bu tarz bölümler ne de olsa şunu sağlıyor abi senin Picard'la daha yakınlaşmanı. Hmm. anladın mı ya da işte Diğer karakterlerde de oluyor ya bazen hani e, bazen data bölümleri görüyoruz mesela data işin dışında çok çıkıp başka yerlere gidiyor falan. Yani şöyle oluyor sen bu seriyi seviyorsan Next Generation benim sevdiğim bir seri noktasına gel geliyorsan Picard bölümü yani bu Captain's Holiday bölümü Picard'ın karakteriyle ilgili sana çok şey anlatıyor. Ve bir şekilde akılda kalıcı oluyor aslında. Böyle çok ilginç bir tarafı İnsan var. İnsanlaştırıyor biraz evet orada. Tabii yani. Aynen yani insanlaştırıyor, adamın huyunu suyunu görüyorsun. Ulan tatilde ben de böyle oluyorum falan diyorsun ya da ulan herife bak ne somurtuk adammış diyorsun. Ee, işte o şey bölümleri önemli. Mesela bazı bölümlerde de yok işte data keman çalarken görüyoruz, yok bunları kart hmm. oynarken görüyoruz falan ya. Yani downtime bence bu tarz işlerde... Ee, Karakterleri dediğin gibi insanlaştırarak çok daha sempatik ve anlaşılabilir hale getiriyor. O yüzden her sezon bir ya da iki tane bölümü buralara ayırmaları benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bu dediğin aslında Picard için daha doğru. Şimdi sen deyince şu geldi aklıma. Çünkü Picard böyle geminin içerisinde, Enterprise'ın içerisinde hep belli bir şekilde durmak zorunda ya. Böyle o yine ilk sezonda vardı işte zihinlerini alkol etkisi yapan bir şey oluyordu hatırlamıyorum şimdi. Ondan make sonra now. ha ne işte, zıbıtıyordu falan ve orada hemen şeyi kaybediyordu. E, millet de şaşırdı Allah Allah Picard böyle yapmaz falan. Hemen bir de göze batıyor. Çünkü orada onun Tabii. rahatlama, birazcık böyle salma ya da rahat takılma gibi bir şansı yok. Onu dışarı çıkarmak lazım. Dizi bu açıdan çok mantıklı iş yapıyor. Çünkü Riker işte La Forge, Data ya da diğerleri ya gemi içerisindeki okazyonlarda ya da işte Guine'nin e, barına gidip orada takılabiliyorlar. Hani orada görebiliyoruz. Onları orada insanlaştırabiliyor e, dizi ama evet Picard'da haklısın. Onu dışarı çıkarması lazım. Yani yalnızken onu rahatlatabilir sadece. Çünkü gemide böyle bir şansı yok adamın bir yandan da. Öyle bir durum var yani. Bu bölüm benim açımdan bir tık şey. Aynen. E, dizinin, dizinin güzel böyle ritminin parçası açıkçası. Okey. E, var mı ekleyeceğim bir şey bölümle ilgili? Yok. Bu Hatırlık. şekil. Tamam. Vay özlemişiz ya. Biraz ara da vermiştik Star Trek konuşmayı. Evet, evet. Captain Solid ile döndük. Ee, buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölüm Tin e atlayacağız. Ee, 21. bölümü konuşacağız. Hello Percy'si. Tin Man'den küçük Hı. bir bahsederiz belki yine. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Hadi bakalım. Bay bay. İyi bakın kendinize.